Rock konserlerinde neden kafa sallıyorlar diye bir soru var. Bir dinleyicimizden gelmiş. Tamamen söylenen şarkıyı onaylamak için Fatih Bey. Hmm. Aynen 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 kanka diye sözleri onaylıyorlar. Ha, kafa sallamalarının sebebi o mu? Sebebi tamamen bu Fatih Bey. Bu onaylama işini de ritmik olarak yaptıkları için ortaya güzel görüntüler çıkıyor. He. Ben de rockçıların kafa sallamasının sebebini şey zannediyorum. Hani artistik olsun işte, yok, saçlarımı yok göstereyim. Yok kanka, çok haklısın. Aynen, sana katılıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Evet, derken evet, o sırada müzikle beraber kafa otomatikman sallanıyor. Ritmik sallanıyor. Bravo. Mesela sözlere bakın. Hmm. Bu sözlerle oynanmaz mı? Kafa ritmi yapılmaz mı? Onaylanır değil mi? Onaylanır sözler? Bu sözler. Şimdi yapıyorum. Sözleri buyur, söylüyorum. Sözleri söyleyeyim bakayım. Ne köşküm, ne sarayım, ne servetim var. Sana bir saltanat vaat edemem ki. Yalnız seni seven tertemiz bir kalbim var. Tamam. Ben buyum, ben buyum, ben buyum. Rock you baby. Güzel. Hakkı Bulut. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Peki, başarılı. Sözlere çok hakimsiniz, tevzim size. Rock şarkısı yazmanın bir taktiği var mı diye bir soru gelmiş efendim. Ya şimdi şarkı yazmanın taktiği değil de matematiği var Fatih Bey. Ben size matematiğini vereyim birazcık. Verin bakayım. Öncelikle bir derdiniz olacak. Hayatla alakalı. Anlatmak istediğiniz mevzu, mesela atıyorum çilekli dondurma kalmamış. Tamam. Gittiniz bir yere, çilekli dondurma yok. Derdimiz bu. Sonra derdimize, bu derdimize isyan etmeliyiz Fatih Bey. Çilekli dondurma yoksa ben bir hiçim gibi. Sonra da derdinizi unutturacak birisi olmalı yanınızda. Tamam. Bir sevgiliniz mesela. Tamam. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Tadında. Tadında. Ne oldu? Rock oldu. Rock oldu. Rock oldu. Şarkı haline getirelim mi şimdi? Şarkı haline getirelim bu. Tamam. Mesela çilek gittim, çilek kalmamış dükkanda. Evet. Bunu rock şarkısı yapacağız. Tamam. Buyurun yapın. Yapıyorum. Buyurun. Ne, şarkılı, melodik mi? Melodik. Melodik yapıyorum. Melodik. Evet. Kalmamış çilekli dondurmam. Onsuz ben bir içim. Yalana dolana kanmam. Çok seviyorum, yanıyor içim. Evet, çok güzel. İnanılmaz güzel. Sabah sabah ne gitti be. Evet, çok iyiydiniz, sizi tebrik ediyorum. Çok başarılı maşallah. Bravo, çok iyiydiniz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet. Sözler çok iyiydi. Kalmamış çilekli dondurmam, onsuz ben bir içim, yalana dolana kanmam, çok seviyorum, yanıyor içim. Çok yerinde. Böyle söylüyor. Karaca olan mı? Böyle söylenince çok daha güzel oluyor. Çok iyiydi, çok gideceği iyiydi. Yere çok iyi gidiyor şarkı. Iyi. Bas gitar ne işe yarıyor bu konserlerde? Hiç sesi soluğu çıkmıyor demiş bir dinleyicimiz. Ben de aynı fikirdeyim Fatih Bey. Ayrıca bas gitar var da tiz gitar niye yok? Ya oğlum, tiz bence gitar... Bence artık bu konuyu tartışmalıyız. Olmaz olmaz, tiz gitar olmaz. Ya bu ayrıma dur demek lazım. Dedim ve bir sonraki albümde bir ilke imza atacağım. Aa, kesinlikle. Ne yapacaksın? Gitar kullanmayacağım. Ya rockçı gitar kullanmaz. Kullanmayacağım olur. Arkadaş. Olmaz. İlke imza atacağım. Ya olmaz. Kullanmak istemiyorum. Dinleyicilerimiz, sevgili dinleyiciler, size soruyoruz. Bize yazın lütfen. Rock albümünde gitar olmadan olur mu? Evet, elektro gitar yok. Ne kullanacaksın? Elektro bağlamayla rock yapacağım. Sen elektro bağlama çalıyor musun? Çalmaz mıyım? Ya yeni bir akım bu. Elektro yeni bağlama. Başlayacağım, yeni bir akım olacak. Elektro bağlamayla rock müzik yapacağım. Bize elektro... Şu an canlı yayında çalabilir misiniz? Çalarım. Acaba? Güzel. Yanımda Emin, getirdim. İçeriden getirebilir misin? Hemen o su bidonun yanında olması lazım. Oraya mı koydunuz benim bağlamamı ya? Evet, Instagram, alemfm.com'a girip bağlama çalacak canlı yayında. Onu görmek isteyenler canlı yayına girebilir. Elif'ciğim biraz zoom yapalım kendisine. Elektro bağlamasını getirmiş. Oğlum o değil, o değil. Hayır, hayır. Böyle yerleri süpürdüğümüz var ya hani orada. Evet, onu. Elektro bağlamasını getirmiş. Şimdi birazdan... Oğlum onu bırak, o değil. Heh, elektro bağlama geldi sevgili dinleyiciler. Her şeyi çalarım. Elektro bağlaması geldi. Ayağa kalkalım. Ayağa kalkalım. Ya da kalkmadan... Görünmeyecek çünkü, ayağa kalkalım. Kalkıyorum. Instagram, alemfm.com, elektro bağlamasıyla. Oo, yalnız bağlamanız çok iyi. Bağlamayı kendim yaptım evde. Güzel, evde. Başarılı efendim. Elektro bağlamanızı çok beğendik. Biraz şeyi andırıyor, süpürgeyi andırıyor ama. Hafif andırır. Bu da emekçiye bir göndermedir bu yaptığımız hareket. Güzel, başarılı, hareket. Başarılı. Notayı ben, amfiyi ayarlayayım da benim. Amfiyi ayarlayın. İnceyi ver, inceyi ver. Tamam, oldu. Evet. Elektro bağlamayla bize ne çalacaksınız? Sıfırdan mı hat alıyoruz? Sıfırdan hat alıyorsun, hatta ne alakası var? Amfiyi oradan bağlayacağım. Bize elektro bağlamayla görevimiz tehlike çalar mısınız? Çalarım. Allah aşkına. Vallahi çalacağım. Onu çalar mısınız? Çalacağım. Sevgili dinleyiciler, canlı yayında bir ilk gerçekleşiyor. Elektro bağlamayla görevimiz tehlike çalacak.
Tamam, ayar yapma artık. Evet. Hazır mıyız? Buyurun. Elektro bağlamayla görevimiz tehlikeye bakalım nasıl olacak. Evet, çalıyorum Fatih Bey. Peki, geliyor. Buyurun. Çok başarılıydı. Çok teşekkür ederiz. Çok iyiydi. Harikaydı. Şu anda Instagram'da sabahın köründe 700 kişiye bir zulüm. Bu yaptığım bir zulümdür. Hayır, bu, bak. Instagram olanı böyle zulüm görmedi. O 700 kişiye saygı göstermek zorundasınız. Sizi ya. Bir yere getiren onlar oradan indirmeyebilirler bak. Hayır beyefendi. Halkımız bunu çok iyi bilir. 700 kişi neden geldi çok iyi biliyor kendisini. Efendim sizin bağlamanız... Burada bir sanat var. Elektro bağlamayı dinlemeye geldi. Hatta tekrar bir daha yazanlar var. Bir daha olmaz. O bir kere... bir kere saçmalanır. Nota takıldı. Yeterli. Ya bir daha çalsın, bir daha çalsın diyorlar. Ya bir daha... Hadi tamam, bir daha çal hadi. Bir kere daha vereyim. Şöyle dur, reklamdan önce bir kere daha vereyim. Elektro bağlamayla görevimiz tehlike çalacakmış. Hadi bir daha çal, tamam. Çok heves etti, o da heves etti. Evet, veriyorum efendim. Dur, akort gitti. Peki. Bravo. Hakim. Rakçı, şarkın hazır mı? Hazır Fatih Bey. Peki efendim. Hazırsan biz de hazırız. Buyurun. Senin şarkını dinleyelim. Bize ne hazırladın? Şarkı. Yok canım. Vallahi yaptım. Sürpriz oldu. Bize sürpriz oldu. Bunu yaptım. Peki dinleyelim bakalım. Buyurun. Ne hazırlamışsın efendim? Buyurun Fatih Bey. Rakçı şarkısı. Ben daha önce bir rakçı şarkısı dinlemedim. Evet. Heyecanlıyım. En kralı. Müzik kimin sizin? Müzik bana ait. Sözler galiba yanınızdakine ait. Sözler yanımızdaki bir arkadaşımıza ait. Bir alalım onu hemen. Çok kısa alalım. Çok kısa. Sözleri siz yazdınız. Sözleri ben yazdım aynen. Bir bahar akşamıydı, hava çok sıcaktı. Şöminenin başına oturdum, kız arkadaşımla ayrıldığım bir gecenin sabahına doğru yazdım çok sözler. Detay vermeyin. Evet. Çok detay, çünkü o geceleri daha ben biliyorum. Girmedim, o gecelerde neler oldu anlatsam burası yanar yani. Tamam, peki. Hadi başlayalım o zaman. Buyurun, peki bana. Veriyorum efendim. Şöyle yapayım. Evet, şunu şuradan çekeyim. Evet. Geliyor. Bunu da buradan çekeceğiz. Gitarım yok, şarkıya doğru giremem. Bateristi ve bas gitarı da olmalı. Dün geceden kaldım biraz da yorgunum. Şarkı söylemeye halim yok. Konser başlıyor, seyirci alkış yapıyor. Çok iyiler, arka sıralar coşuyor. Hop kafalar nasıl sallanır anlamam. Hiç kafa sallayamam halim yok. Bugün rockçıyım yarın popçu. Biraz basket biraz topçu. Rüzgar nereden eserse bak ben işte hep oradayım. Bir hevesli rockçı oldum. Siyah giydim asi durdum. Bu şarkının da tarzı neymiş? Rock bu parça. Rock bu parça. Bak vaktim yok, bir daha şarkı söylemem. Geldik ama bu ne biçim ağırlama. Bir çay may verin,
boğazımız ıslansın. Neyse zaten çay içemem. Bugün rockçıyım, yarın popçu. Biraz basket, biraz topçu. Rüzgar nereden eserse, bak ben işte hep oradayım. Bir hevesli rockçı oldum. Siyah giydim, masi durdum. Bu şarkının da tarzı neymiş? Rock bu parça. Rock bu parça. Rock bu parça. Rock bu parça. Bravo be. Bravo. Bravo, hakikaten çok iyiydi. Çok güzel okudun, bravo. Kurban olurum sana, çok güzel okudun adamı. Helalısın be. Beğendin mi? Beğendin mi? Kırbaç yok mu kırbaç? Helal olsun. Çok güzel okudu adamım. Bayılıyorum sana. Çok iyiydi değil çok mi? Çok iyiydi be. Hey, rock forever. Eyvah. Evet. Tebrik ediyoruz beyefendi. Çok teşekkür ederim. Çok yerinde bir eserdi. Çok sağ olun. İyi ki yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Tek başınıza yapmamışsınız ama olsun. Olsun. Halk yıkılıyor, bir daha, bir daha, bir daha diyorlar efendim. Bir daha, bir daha, bir daha diyorlar ama vaktimiz yok. Bir kere daha yayınlayamıyoruz maalesef. Hilal Özgani yine geldi. Maalesef sevgili dinleyiciler, çocuklar kapıyı kilitleyin demedik mi? Niye bu kurallara uymuyorsunuz? Üstüm başımı çıkarmaya çalışıyorum. Ama niye ya bu kural? Çocuğum yapma, konsantrasyonu bozma çocuğum ya. Ya terlisi havlu koyacağım. Terlemiş havlu koyacağım diyor. Anamız geldi. Yanınızda şarkı sözünün yazarı evet, vardı doğru galiba. Farklı. Beyefendiye bir dönelim. Merhaba, günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabahlar. Ya rakçının sırtına havlu mu koyulur? Manyak, git buradan. Rakçının sırtına niye havlu koyulmuyor? Ya o adam asi ya. Rakçı anne gibi gelmiş havluna sırtı koyuyor, manyak ya. Havluna sırtı koyuyor. Evet. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Vallahi iyiyim, ne olsun işte uğraşıyoruz. Eyvallah. Geçiyordum, bir uğrayayım dedim buraya da. İyi yaptın, sözler çok iyiydi. Sözler efsane ama şarkıyı rock gibi okudu. Rock gibi okudu. Pardon böyle. Rock gibi okudu. Rock gibi okudu. Evet. Doğru. Rock gibi okudu. Normalde rock bir şarkı değil bu. Çok rock. Kendisinin rock sevdasından dolayı olsa gerek. İyiydi ama. Rock gibi okudu. Kötü değildi ama. Rock gibi okudu diyorum. Tam nasıl rock, iyiydi ya? Rock. Biraz şarkı rock ama. Evet doğru. Tam öyle okuyor, normal yani. O zaman iyi, ne diyeyim ya. Eyvallah efendim. Siz ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Ben bunun hayranıyım. Bütün konserlerine giderim. Forever kafa sallarım yani. Güzel, kendisiyle eyvallah. Çok şey bir ilişkimiz var. Hmm. Hiçbir konserini kaçırmam. Çok seviyorum. Bayılarak izliyorum yani. Kulise falan giriyor musunuz? Kulise falan her yere giriyorum. Bunun çok olduğu iyi. Her yere girerim ben Fatih Bey. Eyvallah efendim. Çünkü ben metal seviyorum, tamam mı? Hmm. Ağır metal seviyorum. Ağır mesela çinko falan yalarım ben boş zamanlarımda. O kadar mı ağır o metal? O kadar seviyorum. Bakır yalarım mesela, bak. Bakır güzel. Çok iyi olur. Evet. Böyle damağa iyi gelir. Peki sağlığınızda problem olmuyor mu ağır metaller? Hayır, ben bayılıyorum metale. Eyvallah. Yani metal müziğe de bayılırım. Hı-hı. Ayrıca metale de bayılırım yani. Peki. Tavsiye ederim, yalayın. Ben niye yalayayım oğlum? Benim öyle bir sevdam yok ki. Çinko yalayın Fatih Bey. İyi mi geliyor? Bir de kaya tuzu. Böbrek... Kaya tuzunu niye yalıyorum? Onu bilmiyorum. Birkaç yalayan gördüm. He? Belki iyi geliyordu. Böbreğe yani. Falan mı iyi geliyor acaba? Artık bilmiyorum niye iyi geliyorsa. Olabilir. Siz de bir enstrüman çalıyor musunuz? Elektro gitar, bas gitar ve şeyler falan. Şimdi bizim bir tane şeyimiz var. Neyiniz var? Kendisini çok sevdiğim için şarkıcıyı, burada ismini unuttum şu an ama çok seviyorum ama yine de. Ondan özenerek bir rock grubu kurmaya karar verdim. Anladım. Rock grubu kurmaya karar verdiniz. Bravo, onu ben diyemedim. Siz de doğru şarkınız. Kurdunuz mu bari grubu? Grubu kurduk. Tamam. Adı da Kaldırak. Kaldırak. Evet. Oo iyiymiş. Yani pop gitti, arabesk gitti, Kaldırak. Yanlış anlaşılmasın. Oğlum bunları sen mi yazıyorsun? Bunları ben uyduruyorum diyelim. Çok güzel.
Rock neye gitti bir daha söyle bakayım. Şimdi grubun pop gitti, arabesk gitti, kaldırak. Evet, yanlış anlaşılmasın şimdi. Hani bunu buradan kaldırak gibi bir şey değil. Ha şey de değil ya yani. Ya da bunu kaldırak gibi bir şey değil. Ha grup elemanları geldi. Haydi beyler hep beraber kaldırak. Kaldırak değil, öyle değil. Bir şey yok, anladım. Pop gitti, arabesk gitti, kaldırak. Kaldırak, çok grubun başarılı. Adı. Sağ ol. Albümün yapımcısı falan kim? Belli mi onlar? Albümü kendi aramızda imece usulü yapıyoruz. Herkes evden bir şey getiriyor. Nasıl yani? Yani birisi mikrofon getirecek, birisi tamam. Gitar getirecek. Tamam. Kendi imkanlarımızla yapacağız. Hadi bakalım inşallah. İmece usulü bizim abi. Bayan vokal lazım mı? Bizim Hilal iyidir. Back vokal lazım bir tane. Tamam ya. Ama geride dursun mümkünse. Ne kadar geride? 500 metrede falan şey yapsın. Oğlum ondan ses gelmez, öyle olmaz. Konsere avcılarda vereceksiniz, o Beylikdüzü'nde mi duracak? Öyle olmaz. Ama kadın olursa ön plana geçer. Hmm. Biz hepimiz çirkiniz rockçılar olarak. Daha güzel. Sen yakışıklı rockçı gördün mü? Bence model grubu o yüzden dağıldı biliyor musun? Kadın hemen ön plana çıkıyor tabii. Tabii. Evet. Bravo. İyi yakalım değil mi? Bravo, ince gör, yakala beni. Hoppa. Kulakta peki. Bir çınlama oldu ya. Niye oluyor o kanka? Ya ne çınlaması? Çin çin yapıyor kulaklığı. Çinko yalıyorsun ya, o yüzdendir ondan o. Peki, var mı ekleyeceğin bir şey? Yok, ben gideyim ya, işim gücüm var. Ram rockçısın biliyor musun? Aynen. Bugün de efsaneydin. Sağ ol kanka. Instagram'da var mısın? Instagram kullanıyorum. Evet. Rock şeyi hesabı. Rockçılar burada mı ya? Nerede? Rockçılar bu ekran. Rockçılar bu ekrandalar mı? B ekranında bak. Ne şu yapıyorlar orada şu an? Seni izliyorlar oğlum, ne yapacaklar? Hareket öpücük, yapsınlar bana. Öpücük göndermek ister misin? Öpücük değil de rock hareketi göndermek istiyorum. Gönder bakayım. Şöyle. Gönder. Sevgili dinleyiciler, Instagram ekranına rock emojileri geliyor bu arada. Göndermeye de devam edin. Evet, sağ ol. Evet. Sağ ol. Instagram'da adı ne? Emin Kuyumcu. Emin Kuyumcu. Evet ama evet. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Google'da aramasınlar. Niye? Google'a yazınca tektaş falan çıkıyor, alakasız. Kuyumcuyu ondan orada, mı? Evet. Ha, anladım. Google'a yazma. Daha Google beni üst sıralara almamış. Yeni yeni tanınıyorum ya. Yeni yeni tanınıyorum. Tabii Google'da daha aşağılarda çıkıyorum tamam, yani. Tamam peki. Sevgili Tanrı Rakşı'dan ki bugün şov yaptı kendisi. Umut Bezgin Instagram'da bulun onu. Şimdi bize bir şiir okuyacak galiba. Evet var. Keyfin yerinde mi? Çok yerinde. Yanındaki adam da iyiydi. Şiir altyapısını nasıl yapacaksın? Nasıl yapayım? Ya bir şey olsun. Rock bir şeyler mi? Rock bir şeyler ama abi, slow rock. Gidiyoruz. Nothing else matters. Bravo oğlum, çok iyisin. Nothing, bak nothing else matters. Nothing. O T, H birleşir. Nothing. Okay, anlaşıldı mı? Dur bir dakika, dur bir saniye. Ne oldu? Şşt. Okuyayım mı şiiri? Evet. Başlayayım mı? Bekle. Müziği bekleyeyim. Evet bekle bakayım, ben sana şimdi çok güzel versiyonunu çalacağım onu. Tamam. Evet, hazır mısın? Hazırım. Şimdi şiir dinleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Nothing else matters. Biz önledik ama kesin onu çalmayacak. Bak gör. Şimdi ben sana ne çalacağım dedi ya, oradan bir şeyler hissettim. Lütfen, lütfen. Altı boş değil bu kelime. Ne oldu, bir yamulduk galiba. Ben bayağı. Rakça şiiri dinliyoruz. Ah Leyla, sen yoktun. Ben de yoktum. Tarzımız bellidir bizim. Siyah giyerim, gözler sürmeli, asiyim hem de sorma neden. Sen ne ayaksın kardeşim? Bana laf söylüyorsun da senin de rakçıydı deden. Okullar açıldı, cuma günlerini iyi değerlendirin gençler. Çünkü son ders beden. Bana derler rock you body'lerden Teoman. Bıraktıysan müziği doğru söyle. Vallahi kızmayacağım Teoman. Bir şey itiraf edeceğim. Bazı geceler Cengiz Baba da dinlerim ama kimseye çaktırmam. Çok ısrar ettiler ama babam kızar. Göbeğime asla piercing taktırmam. Sabah yarım poğaça yedim Fatih'cim ama büyük mucize şu an hala tok durmam. Bana derler rock you body'lerden Teoman. Bıraktıysam müziği doğru söyle, vallahi kızmayacağım Teoman. Gece demem, gündüz demem. Rock müzik dinlerim, her daim kendimden geçerim.
Yanlış anlaşılmasın yalnız, öyle herkesi dinlemem, çok pis adam seçerim. Vay arkadaş, programa daldık unuttuk. Evde dışarıda kaldı. Kesin şekerlendi reçelim. Bana derler rakübadilerden Teoman. Bıraktıysan müziği doğru söyle, vallahi kızmayacağım Teoman. Every way that I can be the rock you, every day check your body. Arabama abart egzoz, yanına korna taktırdım. Bir duysan ev so ötüyor, dadi dadi. Yayın bitsin konsere gidelim, çok heyecanlıyım. Çünkü yeni aldım çıt çıtlı body. Bana derler rock you body'lerden Teoman. Bıraktıysan müziği doğru söyle, vallahi kızmayacağım Teoman. Şahaneydiniz. Çok teşekkür ederim Fatih. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Kafa açan uzman bitti.